Günaydın sevgili seyirciler. Yüz Haber TV'de sabah haberleriyle sizlerle beraberiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya ilişkin o saldırı Türkiye'ye yapılmış bir saldırı. Çünkü Mescid-i Aksa Filistinlilerin değil, hepimizin ortak mescidi, hepimizin en kutsal mekanlarından biridir dedi. O saldırı Türkiye'ye yapılmış bir saldırı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de Türk-Cezayir İş Forumu toplantısında iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Konuşmasında Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkileri ele alan Erdoğan, Orta Doğu'daki olaylara da değindi. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı sert bir dille eleştiren Erdoğan, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi. Bir kardeşimizin, bir kardeş halkın, bir kardeş ülkenin yaşadığı mağduriyet asla ve asla bizim çıkarımıza olamaz. Bizim ikbalimiz, geleceğimiz olamaz. Bakın en son İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı barbarca saldırıyı hep birlikte üzülerek yaşadık. Bize ne? Genel güçlüğümüz var mı? Filistin'in meselesi bizi ilgilendirmez deme imkanımız var mı? O saldırı Türkiye'ye yapılmış bir saldırı. Cezayir'e yapılmış bir saldırı. Çünkü Mescid-i Aksa Filistinlilerin değil, hepimizin ortak mescidi, hepimizin en kutsal mekanlarından biri. Kendi mescitlerimize, camilerimize, kirli postallarla girmek neyse, Mescid-i Aksa'ya girmek de aynen olur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Halit Koç, bedelli askerlikle ilgili topu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atarak, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konu üzerindeki görüşü önemlidir dedi. CHP'de bedelli askerlik konusunda topu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne attı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanırken, parti sözcüsü Haluk Koç da kameraların karşısına geçti. Koç'a yöneltilen ilk soru bedelli askerlik konusundaydı. Bedelli askerlik konusunda Türkiye'nin içinden geçtiği süreç sadece Türkiye için değil, güvenlik değil. Türkiye'nin dışındaki uluslararası sorunların Türkiye'ye yüklediği yükümlülükler çerçevesinde tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konu üzerindeki görüşü önemlidir. Bu çerçevede bizim siyaset olarak, siyasi parti olarak programımızda olan, daha önce meclise verdiğimiz Sayın Akif Hamza Çelik tarafından yasa teklifleri var. Bu konudaki görüşlerimiz aynen sürüyor. Ama devlet sorumluluğu bu tasarıda konu edilen kurumun görüşünün de önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede ortada bir şekil, şablon olmadığı için bir fikir yürütmek mümkün değil. Ama süre dururken asıl bir yargıya varmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü kendi programındaki görüşle sabit olarak CHP'den istifa eden Emine Ülker Tanrı'nın kurduğu Anadolu Partisi'nin partilerinde kopuşlara neden olup olmayacağı sorusu üzerine Koç, yakın siyasi tarihe bakarsanız ana gövdeden ya da ana yataktan ayrılan küçük yapıların ya da iddiaların Türkiye gerçeğinde bir siyaset iddiasına dönüşmediğini görüyoruz. Ben başarılar diliyorum. Keşke ayrılmasaydı diye konuştu. Haluk Koç, Dersim konusunda CHP adına özür dilediğini söyleyen Sezgin Tanrı Kurulu'nun açıklamalarını da değerlendirdi. Bunlar acı olaylar, hiç şüphesiz. Yani bu işin temel sorunlarının yanında çok sayıda masum insan da acı çekmiştir, ızdırap çekmiştir. Bu gerçeği görüyoruz. Bunun siyaseten, tarihten bir husume çıkartarak bugün karşı karşıya kaldıkları zorlukları aşmak için siyasi basasına bunların sürülmesi kabul edilmez. Varsa arşivler açılsın, her şey batılsın, edilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü budur. Manisa Sarıgöl otogar içinde bulunan çöp konteyneri yanına çanta içerisinde bırakılan yeni doğmuş bebeğin sesini duyan duyarlı bir vatandaş olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çanta içerisindeki terk edilmiş bebeği 112 acil ekipleriyle Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki kameralardan çocuğunu bırakarak kayıplara karışan anneyi aramaya başladı.
Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü judo takımı sporcuları aldıkları üst üste başarıların sevincini paylaşmak için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı bu makamında ziyaret etti. Sizleri görünce biz de mutlu oluyoruz. Hele böyle pırıl pırıl, böyle ışıl ışıl gözler görmek bize mutlu ediyor, stresimiz oluyor. Biz istiyoruz ki gençlerimiz, çocuklarımız spor yapsın. Arzu ettikleri sporları yapsın. Hangi branşta spor yapmak istiyorsa yapsın istiyoruz. Onun için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Hiçbir kısıtlama yapmaksızın imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. Sağ olsunlar, başka büyükşehir belediyesi başkanımız olmak üzere ve Gülhan sorumlu yönetimleri üyemiz Halil Bey olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımız, Kültür Sosyalistler Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımız, hocalarımız ve sizlerle birlikte bir ekip halinde güzel sonuçlara gidiyorsunuz. İşte 30 sporcuyla girdiğimiz yarışta turnuvada 30 madalya geliyorsunuz. Herkimiz demek ki birer madalya düşüyor. Ve bazıları iki almıştı, bazıları alamamış olabilir. Önemli değil. Amaç madalya almak da değil. Amaç spor yapmak. Çünkü spor bir sistemdir. Spor insanın disiplinidir. Spor ekip ruhudur. Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin organları 5 kişide hayatta kalacak. Manisa'nın Salihli ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki bir gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Bağışlanan organlar dün yapılan operasyonla alınırken nakil bekleyen 5 kişiye hayat vereceği öğrenildi. Antalya valisi Muammer Türker, tekstil yıkama ve üretim fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 5'i ağır 10 işçinin de yaralandığını söyledi. Antalya'da sanayi sitesinde kazan patladı. Olayda 2 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Antalya Burdur Karayolu'nda bulunan organize sanayi bölgesinin birinci kısmındaki bir çamaşırhanenin buhar kazanında sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Muammer Türker basın mensuplarına bilgi verdi. Arkadaşlar bunlar tabii çok teknik incelemelerin neticesinde ortaya çıkacak şeyler. Bizim şimdiki ilk anda aldığımız bilgilerle yanıltıcı olabilir. Onları söylemek istemiyoruz. Buhar kazanının patlaması bu. Neden olabilir? Hem ilgili bakanlıkların temsilcileri var, hem organize sanayinin kendi ekipleri. Burada çalışıyorlar. Onların incelemesinden sonra bir şey söylememiz mümkün olacak. Ama olay yerine ilk etapta Büyükşehir'in itfaiye ekipleri de organize sanayi bölgesindeki arama kurtarma birimi de gecikmeden müdahale etmişlerdir. Adli bakımdan da zaten ilgili başsavcılık müdahale etmiştir. Bu tabii bir patlama oluyor. Basınç etkisi de var. Zaten buhar kazanı fabrikanın tesisinin dışında ve dışarıda olan işçilerimiz hayatını kaybediyor. Hem basınçtan hem yanıktan olduğunu söylüyorum.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu lise öğrencisi hayatını kaybetti. Kardeşi ise İzmir'e sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Menteşe ilçesi Yenice mahallesinde Şeyma ve Merve Nur Selten kardeşler odalarında sobadan sızan karbonmonoksit gazı sonucu zehirlendi. Ailesi tarafından sabah odalarında baygın vaziyette bulunan Şeyma ve Merve Nur Selten 112 acil servis ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Şeyma Selten yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken Merve Nur Selten durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bir muhabirin başına gelebilecek en kötü şey bu olsa gerek. Bir muhabirin başına gelebilecek en kötü şey bu olsa gerek. Amerika Birleşik Devletleri'nde habere çıkan muhabir ve kameraman bir sahilde çekim yapmaya başlıyor. Kaykayla şov yapan gençleri kaydeden ikili bir süre görüntü alıyor. Bu esnada gençlerden biri ayağının altındaki kaykayı kaçırınca olanlar oluyor. Kafasına kaykay çarpan muhabir kameralar karşısında neye uğradığını şaşırıyor. Zabar TV'de sabah haberlerini sunduk. 12 haberlerinde görüşmek dileğiyle ve daha fazla haber için zabar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.